Bakıyorsunuz Cenevre'deki görüşmelere. Burada bir karartma var. Milli bir konu. Esasen gönül isterdi ki sayın hükümet gelsin burada ne olup bittiğini açıklasın. Cenevre görüşmelerini biz Rum kesiminin yayınlamış olduğu gazetelerden öğrenmeyelim. Sizden öğrenelim. Ne olup bittiğini öğrenelim. Efendim buradan bir şey çıkmaz. Dolayısıyla biz görüşüyoruz. Nasıl olsa bir şey çıkmaz. Merak etmeyin. Siz kimi kandırıyorsunuz? Böyle bir diplomatik usul olabilir mi? Siz daha iki gün önce KKTC'nin teslim edeceği, çözüm durumunda teslim edeceği toprağa ilişkin haritayı Birleşmiş Milletler'e teslim etmediniz mi? Yani bir çözüm olması halinde vereceğiniz toprağa ilişkin haritayı biz bu kürsüden sakın bunu vermeyin. Sakın diğer konularda ilerleme sağlamadan toprak konusuna ilişkin haritayı teslim etmeyin dememize rağmen teslim ettiniz. Kasaya teslim edilmiş. Ya kasaya teslim edilir mi hiçbir şey Kıbrıs konusunda? Harita benim elimde burada. Harita burada. Neyi teslim ediyorsunuz siz? Karşınızdaki Rum. Arkasında Avrupa Birliği var. Dünya var. Sizin elinizde de bir tek KKTC var. Değerli kardeşlerim. Şunu söyleyeyim. Neler veriliyor? Sağlam mı duruluyor, durulmuyor mu? Bir kere biz çözüm durumunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprakları şu anda adanın %37'sini biz elinde, KKTC elinde tutuyor. Eğer çözüm olması halinde sizin verdiğiniz haritaya göre söylüyorum %29.2, Rum'un verdiği %28.2. Eğer bunun ortasını alırsanız KKTC'nin şu andaki topraklarının %25'ini veriyorsunuz. Taviz veriyorsunuz. %25'i KKTC'nin topraklarının %25'ini Rum tarafına veriyorsunuz. Şunu söyleyeyim. KKTC fiilen ortadan kaldırılıyor. Toprakları, şu andaki topraklarının 1/4'ü elinden çıkıyor. Verdiği topraklara 100.000'e yakın Rum yerleştiriliyor. Vermemiş olduğu topraklara ise, elinde kalan topraklara ise 50-60.000 tane Rum'un gelmesi söz konusu. Aşağıda 4/4'lük homojen bir Rum devleti çıkıyor, kurucu devlet. Yukarıda ise sulandırılmış, iki kesimi sulandırılmış, iki toplumu sulandırılmış bir Kıbrıs Türk kurucu devleti çıkıyor. Garantiler konusu da keza sulandırılıyor. Bakınız, yapılan açıklamaya bakın, yeni düzenlemeden bahsediliyor. Garantiler konusu da yeniden yapılandırılacak. Efendim diyorlar ki 4 özgürlük olsun, Türkler çözüm durumunda adaya gidip gelebilsinler, o 4 özgürlükten yararlansınlar. Ya iyi de siz her şeyi verdikten sonra 4 özgürlük mü yani Kıbrıs'ın bütün önemi? Bunun ne alakası var? Kıbrıs demek Akdeniz'in en stratejik noktası demek. Kıbrıs demek gaz demek, petrol demek. Kıbrıs demek Orta Doğu demek. Kıbrıs demek Avrupa Birliği'ne giden yol demek. Kuzey Afrika demek Kıbrıs. Kıbrıs'ın bütün önemi 4 tane özgürlükten buradan gidecek Türkleri yararlandırmak mı olmalı? Bir başka konu, maalesef bir ucu açık süreç devam ediyor. Ucu açık. Soruyorsunuz, ben mesela sormuştum. Şu anda hala yaşayan eski bir cumhurbaşkanımıza sormuştum. Şimdi anlam planına hayır dediler. Şu anda da çözüm için uğraşıyorsunuz. Şu anda da hayır deseler ne yapacaksınız? Bir B planınız var mı? Bu ucu açık giden süreç Kıbrıs Türklerini marjinalleştiriyor. Yok ediyor o adada. Hiçbir şey yapılmıyor dedim. Bana söylediği şu: bu çözümde bittiği anda ertesi gün yine yeni bir çözüm süreci başlar. Böyle bir mantık olabilir mi? Böyle ucu açık bir mantık olabilir mi? Bir adadaki halkın kaderi ucu açık sürece teslim edilebilir mi? Bir başkası diyor ki biz yorulduk. Olsun, çözüm olsun, ne olursa olsun. Artık Türkiye'den de sıkıldık, sizden de sıkıldık, çözüm olsun. Yorulduk diyor. Ya sen yoruldun diye böyle ulvi bir davada, böyle kutlu bir davada sen yoruldun diye böyle bir şeyden vazgeçilebilir mi? Sen yorulduysan çekileceksin. Davanın kutsiyetine gölge düşürmeyeceksin. Sen çekileceksin. Çünkü böyle davalarda yorulma olmaz. Bu davalarda durma olmaz. Ayrıca yorulduysan bir tavsiyem var. Dip karpazın
Toroslara bakan sahiline ineceksin gün ışığında ve oradan Anadolu'ya bakacaksın. Orada milyonlarca Mehmetçiğin, KKTC'nin Kıbrıs Türklerine ait olduğunu gösteren timsah, gösteren tabloyu göreceksin. Ve o zaman sen, o zaman yorgunluğunu atacaksın. O zaman kendine geleceksin. Yorulmak ne demek? KKTC'yi hiçbir zaman teslim etmemek gerekiyor. Bakınız, bir başka konu söyleyeceğim. Taviz, illa bir şey vermek zorundayız. Niye veriyorsunuz? Niye veriyorsunuz taviz? Biz taviz niye vermek zorundayız? Bu mantık nedir? Niye biz illa bir şey vermek zorundayız? Toprakta vermek zorundayız, mülkiyette vermek zorundayız, garantilerde vermek zorundayız, siyasi eşitlikte vermek zorundayız, her konuda vermek zorundayız. Niye? Müzakere böyle olmaz. Müzakere böyle olmaz. Müzakereyi Rum yaptı 2004 yılında ve masadan çekildi. Bu konuyu sürekli gündemde tutarak Kıbrıs'ın yeni nesiller tarafından da sorunlu bir konu olduğunu imasını yaratıyorsunuz. Ruslar Ukrayna'yı daha 3-5 yıl önce aldılar, Ukrayna'nın doğusunu. Ruslar Kırım'ı ilhak ettiler. Ruslar Abkazya'yı, Osetya'yı aldılar. Siz hiç görüyor musunuz Ruslarla Ukraynalılar arasında bir konferansın olduğunu? Görüyor musunuz? Küçük devletler masaya oturtulur. Büyük devletler masaya oturmaz. Ve bu konu sizi üzer. Bu konu Türk toplumunu üzer. Bu konu KKTC'yi üzer, herkesi üzer. Lütfen bu konuda sağlam duralım. Bu konunun ucu açık olmasın. Ne yapılacaksa yapılsın. Bir B planı derhal devreye sokulsun ve onun üzerinde çalışılsın.